Ford Madox Brown'un 1852'de başlayıp 11 sene sonra 1863'te bitirdiği İş isimli eserine bakıyoruz şu anda. 19. yüzyılın tüketim gerçeklerini yansıtan gerçek bir şaheser bu. Bizi Victoria dönemi Londra'sına götürüyor. Bu tabloda sosyal bir panorama görüyoruz. Bir Victoria dönemi sanatçısı için inanılmaz bir şekilde Ford Madox Brown, tablonun merkezindeki işçileri tablonun kahramanı haline getirmiş. Diğer sosyal tiplemelerse kenarlara doğru itilmiş. Mesela burada entelektüeller, yani beyin işçileri ya da başka bir deyişle hayatlarını düşünerek kazanan işçiler var. Burada gördüğümüz garip bir gülümsemesi olan hiciv yazarı filozof Thomas Carlyle. Merkezdeki kalabalığı felsefi ve teolojik açılardan gözlemleyen kutsal adam da Frederick Denison Maurice. Sol tarafta ise değişik otlar satan bir satıcı figürü var. Bu figür garip bakışı ve solgun tasviriyle tablodaki en merak uyandıran figürlerden biri. Ford Madox Brown'un tabloya çeşitli yazılar iliştirdiğini görebilirsiniz. Hatta dikkatli bakarsanız onları okuyabiliyorsunuz bile. Bu figürün yanındaki yazıda da onunla alakalı olduğunu düşündüğümüz hırs ve şiddet kelimeleri kullanılmış. Bu figüre kimse nasıl ve nerede çalışacağını öğretmediği için zaman içerisinde şiddetin vücut bulmuş haline dönüşecek. Madox Brown'un muzip bir espri anlayışı varmış. Resimdeki köpekler İngiltere'deki sınıf sisteminin parodisi olarak kullanılmış. Burada ön kısımda çalışan bir köpek var. Victoria dönemindeki bir Jack Russell. Fare avlıyor. Burada ise daha küçük bir sınıfı temsil eden, kolyesi ve kırmızı bir pelerini olan burjuva bir köpek görüyoruz. Buradaki de öksüz sokak çocuklarının yanında duran, kimsenin sahiplenmediği evsiz bir köpek. Çocukların öksüz olduklarını bebeğin kolundaki siyah banttan anlıyoruz. Son olarak resmin ve piramidin üst kısmındaki av köpeğini görüyoruz. Bu köpekte toplum üzerinde çok da önemli bir rolleri kalmamış olan aristokratlarla özdeşleştirilebilir. Tablo gerçekten de radikal ve avantgard bir çalışma. Öncelikle tarihsel ve dini eserlerin format ve boyutunu kullanarak aynı ciddi bakış açısını toplum ve günlük hayat üzerinde kullanıyor. Rafael öncesi gerçekçi resmin açıklığı ve kesinliğini mükemmel bir şekilde temsil eden bir örnek. Victoria dönemi Londra'sının gerçek kahramanları, yani bugünkü Britanya'yı kuranlar, gerçekten de buradaki anonim işçilerdi. Bu son derece sosyalist bir tutum olduğu için bu resim hem görsel hem de politik olarak radikal bir eser olarak kabul edilebilir.